LGS'ye son 160 gün, çok değerli zamanlardayız. Sömestr tatili de yaklaşıyor. Onu da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Artık 2021'i bitirip 2022'ye yani güzel liselere yerleşeceğimiz seneye geçiyoruz. Birinci dönemi bitirip ikinci döneme geçiyoruz. Yani yine harika bir şekilde LGS ile taşlandıracağımız döneme geçiyoruz. Dolayısıyla bu bitiş döneminde bazı tekrarlar, bazı sıkıntılar, bazı yorgunluklar olacaktır. Hiç endişelenmeyin ama onlar sizi rüyada sanıyordur. Yani hayal kuruyorsun ya kazanamayacaksın Ahmet, kazanamayacaksın Merve, kazanamayacaksın Zümra, kazanamayacaksın Ali diyorlardır size. Ama siz esasında geceleri uyumayıp rüyadan uyanıp çalışıyorsunuzdur. İnşallah da çalışıp başaracaksınız arkadaşlar. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda Buğra 229 beğeni almış diyor ki. LGS'ye saat üzerinden mi yoksa soru üzerinden mi çalışmalıyım? bence hiç fark etmez. Yani saatte soruda hiç fark etmez. Verimli çalışman önemli ama soru üzerinden çalışmak daha mantıklı. Çünkü sınavda sana soru soracaklar. Yani sınavda sana 50 tane sözel artı 40 tane sayısal soracaklar. Dolayısıyla sen mutlaka sınav günü bir tane 90 soru çözeceksin. O 90 soruya kendini endekslersen günde en az 90 soru çözmeliyim dersen bazı günler 180, bazı günler 270, bazı günler 360 çözersen onu bilmiyorum. Ama günde 90 soruya kendini endekslersen en azından daha spesifik bir şey olmuş olur. Ama günde 5 saat çalışan dersin. Ya o gün halan gelir, teyzen gelir işin çıkar, yorulursun, uykun gelir bir şekilde dikkatini alır. Ama dersin ki bugün en azından bir LGS bitirdim. Veya da bugün iki LGS bitirdim. Yani iki LGS soru çözdüm diyebilirsin. Soru daha spesifik bir şeydir. Ama bazen soruyu hesaplamak da zor oluyor. İşte kitabın sayfaları sayıyorsun. Kaçta? 38 falan. O da zor olabiliyor. Dolayısıyla esasla verimli çalışan eminsen saat saatmiş. Bunlar hiç odaklanmana gerek yok. Ben mesela ilk zamanlar sınavlar hazırlanırken şöyle yapıyordum. İşte saat e, 9'u 10 geçe oturdum. Kaçta kalkmışım? 9'u 45 geçe kalkmışım dersen o zaman 35 dakika. 35 dakika ders çalışmışım. Böyle e, süreyi hesaplıyordum yani. Yani 9'da oturdum 10'da kalktım demiyordum. 35 dakika. Böyle sonra 35 dakikaları topluyordum. İşte 35 artı 75 ne etti 75 80, 80 80 130 130 böyle 60 falan böyle saçma sapan kendimce hesaplar yapıyordum böyle ama sonra bırakıyorsun artık diyorsun ki ben kazanacağım artık çalışıp kazanmalıyım o artık uçmaya başlıyorsun ama o zamana kadar yani o motivasyonu sağlayana kadar soru ya da saat üzerinden gidebilirsin hiç fark etmez ama illa bir tanesinin cevabını ver hocam diyorsan o zaman soru derim. Şimdi... Ee, günde 360 soru çözü konu tekrar yapalım demiş. Zaten 360 tane soruyu çözdüğün zaman 6 saati geçersin bence. Eğer bunların %20'si yeni nesil olsa 6 saati geçersin sevgili Buğra. Bu yıl LGS'ye çalıştığım için yapılacak spor etkinliklerine katılabilir miyim? Katılabilirsin. Eğer zaman ayırabiliyorsan hafta sonu bir gün mesela... ...Cumartesi günü öğleden önce, öğleden sonra, pazar günü öğleden önce, öğleden sonra... ...işte halı saha maçın vardır, tenisin vardır, basketin vardır... ...onu yapabilirsin, o dinlenmek hakkın yani... Dinlenmek de çalışmaya dahil ama yok hocam ben e, öyle haftada yarım günlü olmuyor ben haftada beş gün gideceğim diyorsan o senin LGS sürecini etkiler onlara katılmamalısın. Her gün çözdüğüm soru sayısı aynı olmuyor bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Yeter ki sen çalıştığını bil. Yani sen iki günün eşit olan ziyandır derler ya yani ertesi günden daha fazla yapmış olabilirsin. Bazen az yapmış olabilirsin. Bazen çok daha fazla yaparsın. Önemli değil. Ama yeter ki sen bilirsin yani. O günün boş geçip geçmediğini bilirsin. Tüm konuları ilk dönem bitirip ikinci dönemde soru çözecek arkadaşlarım var. Bu doğru mu? Olabilir. Eğer konuları bitirdiyse ikinci dönem sadece soru çözebilir. Bu da olabilir. Ama konuları yaya edebilirsin ama en doğrusu tabii konuları erkenden bitirip bol bol soru çözüp hata yapmaktır. Yani şöyle demek istiyorum. Bir konuyu öğrendin. Tamam. Ardından konu öğrendikten sonra hatırlarsanız bir konudan gelebilecek soru ihtimali 10 taneydi. Yani bir konudan diyelim ki matematik birinci konudan örnek veriyorum çarpanlar ve katlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu bu. 11 tane soru stili var olsun. Şimdi sen konu altını yaptın geriye kaç tane soru kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soru stili var. Konuyu öğrendikten sonra... Birinci soru tarzını çözdün. Oh bu deliği kapattın. İkinci soru tarzını çözdün. Bu deliği kapattın. Üçüncü soru tarzını çözdün. Bu deliği kapattın. Sonra diğer konuya geçtin. Şimdi bak hemen konuları bitirmek istiyorsun ya birinci dönemde. Hemen diğer konuya geçtin. E tabii ki kocaman bir boşluk var burada. Yedi tane soru boşluk var. Denemeye girdiğinde, test çözdüğünde hep hataların çıkacak. Ama zamanla tekrarlar yaparak onları da kapatabilirsin. Onları kapattıktan sonra bile yine bayağı bir soru çözdün mesela. Hemen konulara geçmedin. Birinci dönem tüm konuları bitirmedin. Yine boşluk kalacak. Dolayısıyla sen her zaman konulara böyle bir tur atman gerekiyor. Aynı sınavdaki gibi normal hazırlıkta da hep böyle bir turlama yapman gerekiyor. Neden? Çünkü LGS'ye girdiğinde de turlama yapacaksın. Türkçe'de birinci sorudan başlayacaksın. Sonra ikinci soru, sonra üçüncü soru, sonra matematik gideceksin. Yani konuları bir an önce bitirip böyle kendini turlamaya alıştırmak önemli. Ama bilhassa matematikte o kadar kolay olmuyor. Bütün derslerin yeni nesil sorularını çözebiliyorum. Fakat matematiğe... Bak ben tam dediğimde bu işte. Fakat matematik gelince çözemiyorum ne yapmalıyım? Hiç endişelenmene gerek yok Buğra. Türkiye'deki birçok öğrenci şu anda bu videoyu izleyen öğrenciler de matematikte zaten sıkıntı yaşıyorlar. Ben de yaşıyordum. Herkes yaşıyor. Yani şöyle bir şey yok. Matematiğe çalıştım ve yaptım. Çok güzelmiş. 20'de 20. Öyle bir insan yok. Çok az. Yani bir tane, iki tane, beş tane, on tane. Onlar da gerçek sanat yapabilecek mi o da belli değil. Ama şu kesin ki matematiği... Bir şekilde gayret gösterip çalıştığımız yapabileceğimiz en iyi netleri yapıyoruz. 10 net oluyor, 12 net oluyor, 14 net oluyor, 16 net oluyor, 17 net oluyor. Belki 20 net oluyor bilmiyorum. Ama yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Ama diğerlerini acımayacağız bu ara. Türkçe full, fen full. İnkılap full, İngilizce full, din full yapmak zorundayız. Onları çok iyi yapmak zorundayız. Yani orada mesela bir öğrenci düşün sadece matematiğe çalışıyor. Ben matematik çok önemli, matematik çok önemli diyor. Ve matematik zor olduğu için sınava girdiğinde 14 tane yapabiliyor zor olduğu için tamam mı? Veya hatta hadi 15 yapsın. Sen ise matematik zor diyorsun biliyorsun çalışıyorsun ama sen 12 tane matematik yapabiliyorsun sadece. Yapamıyorsun belki. İstediğin hedefe ulaşamıyorsun ve seni geçiyor matematik. Ha <laughs> ha 15 tane. Ama sen Türkçeyi full yaptıysan, feni full yaptıysan, inkılap dilin İngilizcede full yaptıysan, o da onlarda full yapmadıysa zaten senden daha düşük puan almış oluyor. Geride kalıyor. Neden? Çünkü Türkçede iki yanlış yapsa tak zaten neti 13'e düşmüş oluyor. Efenden de iki yanlış yapmış olsa tak düştü 11'e. Sen zaten onu geçtin artık. Dolayısıyla matematik çok çok önemli. Matematik çok çok değerli. Ama matematikte bir net artırayım derken öbür tarafta Türkçe'de, Fende ve diğer derslerde bir sürü soru kaçırmayı sakın sakın göz almayın arkadaşlar. Onları da fullleyerek ilerleyin. Ve tekrar söylüyorum matematik sabır işi. Matematik sabredeceğiz. Ya ben 16 yaptım. İnşallah 17 yaparım diyeceğiz. Ben 9 yapıyorum şu anda. İnşallah 10 da yaparım. 11 de 12 de yaparım diyeceğiz. Zaten damlaya damlaya göl oluyor arkadaşlar. Bazı zamanlar acayip derecede ders çalışasım gelmiyor. <laughs> Bu da değişik bir cümle olmuş. Bazı zamanlar acayip derecede ders çalışasım geliyor diyecek zannettim ama bazı zamanlar acayip derecede ders çalışasım gelmiyor ne yapmalıyım? Dinlenmelisin. Bu kadar basit. Dinleneceksin. Dinlenmek de çalışmıyor. Dinleneceksin. Oturacaksın masaya. Bir film izleyebilirsin. Bir kitap okuyabilirsin. Bir oyun oynayabilirsin. Ama eğer sen gerçekten kazanmak istiyorsan, gerçekten rüyalarındaki okula girmek istiyorsan zaten sıkıldığını hissedeceksin dinlenirken. Diyeceksin ben ne yapıyorum ya? Beni beni kitaplar bekliyor, beni testler bekliyor, beni başarı bekliyor. Beni yeni nesil matematikteki o kıl kıl sorularla uğraşmak mücadele bekliyor. Ben mücadelem için varım burada diyeceksin ve kalkacaksın. Ben mesela ee, biraz inektim yanlış anlaşılmasın. E, üniversite sınavına hazırlanırken bilhassa böyle aşağı inerdim arkadaşlarımın yanına böyle Arkadaşlar işte tavla oynuyorlar, sohbet ediyorlar. İşte orada çardak vardı bizde böyle Ankara'da. Çardakta falan böyle sohbet babana Baba ne haber işte. Bir de Nisan Mayıs aylarında Ankara güzel oluyor artık. İnsanlar dışarıda oturmaya başlıyor. Aşağı inerdim ya ne kadar güzel bir ortam. Arkadaşlar hep beraber abi haber iyilik falan. Sıkıldım hissederdim. Derdim ki ya evet güzel arkadaşlar ama Beni hedefim yukarıda bekliyor. Ben yukarı çıkmalıyım der. Yani. Ya beyler ben müsaade istiyorum ders çalışmalıyım derdi. Onlar da falan derlerdi ama. Sonra ben kazandıktan sonra yine onlarla görüşüm. Yine arkadaş olduk. Yine kanki baba haber? Her türlü görüşüyoruz yani. Sadece o birkaç ay sabrettim yani. Sadece o birkaç ay kayboldum diye benim adım mö kalmadı. Hala beni çok seviyorlar. Abi iyi yaptın o zaman iki çalıştın diyorlar. Dolayısıyla Belki arkadaşlarınız ne yapıyorsun ya hiç gelmiyorsun hiç oynamıyorsun hiç aramıyorsun hiç sormuyorsun diyebilirler. O sizin heyecanınızla alakalı. O sizin geleceğinizle alakalı. Yani size ders çalışmanın keyif vermesi çok normal bir şey. Çok doğal bir şey arkadaşlar. Çünkü şu anda sizin mesleğiniz bu. Yarın bir günde spor size zevk verecek. Yarın bir günde şampiyon olmak size verecek. Şöyle düşünün. Bir sporcu sabah beşte kalkıp spor yapıyor mu? Yapıyor. Akşam dokuzda bile spor yapabiliyor mu? Yapabiliyor. E siz niye ders çalışmıyorsunuz? E sizin sporunuz da şu anda bu. Hadi bakalım. Günün okulu, haftanın okulu daha doğrusu özür dilerim. Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Balıkesir'de dört yıllık eğitim var. Balıkesir'de bir okul kazanıyorsun. Bir fen lisesini. Yüzdelik dilimi iki yüksek. Balıkesir'de güzel bir fen lisesine giriyorsun ve aynı mezun olduğunda doktorlar, mühendisler, moleküler biyoloji ve genetik, ekonomi bölümü yani iktisat, diş hekimliği gördüğünüz gibi çok güzel üniversitelere de girme ihtimalin artmış oluyor. Balıkesir'deki sadece bu liseden mezun olanlar mı bunlar oluyor? Hayır. Anadolu Lisesi'nden mezun olanlar da, Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olanlar da, Anadolu Hatip Lisesi'nden mezun olanlar da zaten buna benzer çok güzel bölümleri kazanıyorlar. Dolayısıyla hiç endişelenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kazanır. Haftanın kaynağına baktığımızda taktikli matematik eko soru bankamız, eko taktikliği görüyoruz arkadaşlar. Taktikli seti göstermek istedim ben size. Biliyorsunuz ki, taktikli set, hani bazı arkadaşlarımız eğer taktikli kitaplarımızı henüz almadılarsa ...taktikli seti ya da sadece taktikli matematiği alarak bu ihtiyaçlarını halledebilirler. Neden? Çünkü daha uygun oldu. Bir sayfaya, iki sayfa basmış olduk. Ama yine ekstra dijital sorular, TAS'taki soru çözümleri, dikey sorular ve özel LGS'deki soruları yakalamış hatay sorular var. Ve taktikliği LGS zorlaştığı için bilhassa matematikte zorlaştırdık. Burada yine stickerlarımız, yine posterlerimiz var. Ama maliyeti daha düşük olsun yani bu kriz döneminde öğrencilerimiz daha rahat kitaplara ulaşabilsinler diye Eko kitabı da hazırladık. Açıklamadaki Tonguç mağazalarınkinden alabilirsiniz. Burada hepsini bir arada alınca set alınca daha uygun olmuş oluyor. Zaten bunların her biri birer araç arkadaşlar. Yani sen buradaki soruyu çözüyorsun. LGS de buna benzeri çıkıyor. Çat işaretliyorsun. Hadi görüşürüz. Fen lisesi. Bu kadar basit. Dolayısıyla bunlarla çalışacaksınız ve hayallerinize kavuşacaksınız inşallah. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.